Herkese selamlar. Bugün hızlıca bir videomuza giriş yapıyorum. Çünkü sizlere son kalmış %25 şarjımla bu videomuzu çekmeye çalışacağım. Bugün hemen girdim, baktım şarjım %5, hiçbir şeye bakmadan. Doğru düzgün yerleri bile süpürmeden. Şimdi ne var ki bu yerlerde demeyin, hemen göstereyim. Yerleri bile süpürmeden bazı yaşadığımız durumları da sizlere aktararak videomuza giriş yapalım istedim. Şimdi arkadaşlar, sultanlara gelmeden önce muhabbetlere geleceğim. Çünkü bu videonun ana konusu muhabbetler. Muhabbet yavrularımızda rezervasyonu biliyorsunuz ki açtık, sahiplendirdiğimiz yavrularımız var ama sahiplendireceklerimiz daha fazla. Videonun başında ben uyarayım. Şimdi ben yavruları sizlere göstereceğim. Çok büyüdüler, hiç öyle son videoya göre hareket etmeyin, bu videoya göre hareket edin. Benden mesela yavru isteyenler vardı, geri dönüşü yapanlar yapmayanlar oldu. Bu lütfen geri dönüşleri bana yapın isteyenler, çünkü ben herkesi hatırlayamıyorum, ulaşamıyorum. Yavru isteyip de bana bir iki hafta sonra ulaş dediğim kişiler varsa lütfen bana ulaşsın, yavruları rezerve edelim. Çünkü ben geçen yazdan takımları benden isteyenlere ilana koyduğumda demiştim ya, takımları aldınız sonra takım olmaz diye. Bu posta yavrulardan sonra dinlendireceğim. Bir daha işte ne zamana yavru olur daha netleştiremiyorum. Bugün daha çıkanlar var, çıkacaklar da var. Yani yavru aslında bol. Bir buçuk ay sonraya da muhtemelen yine yavru olur ama istediğiniz gibi olur mu onu bilemiyorum. O yüzden bu videoda görecekleriniz, eğer ki yavru isteyenler var ise önemli. Şimdi başımıza gelen şu kötü olaydan bahsedelim. Bunların yavru öldü maalesef. Neden öldü? Çünkü gece bir şeyden ışıktan, hani yoldan ışık falan geçiyor. Böyle ışık geçiyor nedir? Araba geçiyor. Ve bunlar da korkuyor arkadaşlar. Kuluçkadan kalkıyor. Sabaha yavru mortingen. Maalesef tek bir yavrumuz vardı. Onu da kaybettik. Diğer yavrular büyüdü ama alandakiler. Onları gönderdik. Son yavrumuzu bugün gönderiyoruz. Bunun haricinde, pardon, yarın gönderiyoruz. Bütün ekipmanlarıyla beraber vereceğiz. Hangisi yapıyor? Aa, okur yapıyor. Yumurtlayan kuşlarımız oldu. Onlar da şu lütün olarak arkadaşlar, ikisi de yatıyor şu an. Yatmıyor dediğim kuş da girdi. Yatıyor, bilmiyorum, anlamadım. İnşallah da yatmaya devam eder. Bunları bu kafese çektim. Burada eğer ki yumurtlarlarsa çok güzel olur benim için. Yine aynı şekilde albinolarımız yatıyor. Bunlar da sanki yumurtaya yatıyormuşçasına yatıyor ve dişi de yumurtaya hissediliyordu en son. Yine atar diye düşünüyorum. Daha rahatsız etmiyorum, ellemiyorum yani kuşu. Diğerlerinde bir sıkıntı yok. Geçen yine buna bir tane dişi alacaktım. Ulan dedim, hadi dedim gideyim alayım. Bir baktım erkek çıktı. Yani bahtıma ne diyeyim ya. Bu, böyle bir dişi varsa alacağım arkadaşlar, bilginiz olsun yani. Bundan dişi arıyorum. Yine 2-3 haftaya kadar bulamazsam erkek satılık. Haberiniz olsun. Ama 2-3 haftaya kadar bulamazsın. 2-3 hafta sonra almayı düşünenler yazabilir ancak. Onun haricinde vermem yani, onu söyleyeyim. 2-3 hafta sonra isteyen alabilir. Şu an almak isterseniz de, aha bir tane bu manyak var, bir de bu manyak var. Şimdi bunun ben cinsiyetini çözmeye çalışıyorum. Çözeceğim inşallah. Buradaki bu manyak da deli gibi kur yapıyor arkadaşlar. Kalem ve yani kalem gibi ve kocaman iri bir kuş. Yani öyle diğerleri gibi ufak değil. Örnek vereyim. Şuraya bak, dişi aldım getirdim. Şu erkeğimin boyuna bakın, dişinin boyuna bakın. Bu erkeğe sizce yani aslında bu dişi gider mi? Gitmezdi bana göre ama dediğim gibi erkekten bağımsız aldığım için ve başka dişi bulamadığım için, ki dişiyi de çok beğendim. Eş de tuttular. O yüzden beklemedeyim. Bu erkek de aynı onun gibi iri. Yani alacaklar göz önünde bunu bulundurarak alsınlar. Müthiş kur yapıyor. Öyle aman aman da bir yabaniliği yok. Rainbow'larım yumurtladı. Buradaki takımım, iki tane yumurtam var. Buradaki takımımı eşledim. Çünkü bunlar sultan bebek bakan takımım. Bir hafta içerisinde yumurtlarsa yumurtasını altından alıp sultanı altına süreceğim. Onun haricinde yine buradaki takımlarım da baktım, inadı kırdılar, yatıyorlar. Sultan yumurtalarını 1, 2, 3. Üçünün altına dağıtacağım. Valla ben de çok heyecanlıyım. Bekliyorum. Ya hevesimiz kursağımızda uzun bir süre kalacak gibi duruyor. Sebebi şu. Ben bunları çünkü hazırlıklıyım. Yani randımanlıyım böyle şeylere. Biliyorum, başıma geldi zamanında sultanla çok büyük sıkıntılar yaşadım. Sultanlar muhabbetler gibi değil, tekrar söylüyorum. Bir tane yeni eşlediğim takımım vardı arkadaşlar. Baktım şurada yuvaya giriyorlar. Arkadaki kafesi çektim ama daha yeni yuvalık takmadım. Onları da göstereyim. Hatırlar mısınız bilmiyorum, bu takımla da ben dedim yani yeni eşledim, daha herhangi bir şey yok, anlaşıyorlar ama hani yuvaya muvaya girme azar azar varmışım, hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani şimdi diğer kafeste yuvayı bayağı girip dağıtmışlar. Ben de hani dedim bu tarafa çekeyim çünkü o kafese adapte olsun istemedim. Başka da hani şu kafeslere de koymak istemedim, yalan yok şunları, çünkü o kafeslere de satacağım. Dedim buna koyayım, en azından alacak işte papağan kafesinde beslerse diye düşündüm ama yani koyabilecek tek kafesi zaten bu vardı. Diğerleri seyyar çünkü.
Almak isteyen olursa bu erkek konuşuyor. Isırması falan yok. Dişi de yani ikisi de inanılmaz iri kuşlar. Yani bunlara falan on basarlar öyle söyleyeyim. Dişi zaten maşallah topaç gibi bir kuş. Erkek de bizim müdür evde büyüyen kuş. Bunları da dediğim gibi vereceğim. Anlaşıyorlar ayrı ayrı yavrusu alındı bilginiz olsun. Bu da bizim giden yavrumuz. Yarın gidiyor yolcu. Evet şimdi gelelim artık muhabbetlere. Muhabbet faslını bekleyenler için zaten yemleri bitmiş hızlıca bitirmek zorundayım. Son %19 şarjımla devam ediyorum yola. Şimdi buradan toplayalım. Bakın bir kasamız var bunu. Bunu da ben halamdan aldım. Şöyle içine de talaşımı koydum. Bakın bizim rezerve edilen bebişlerimize. Hadi bakalım onları bir toparlayalım. Evet bunlar bizim bebişlerimiz. Bunlar rezerve bakın buradan. Hiç bunlara hani ben alayım falan demeyin. Bunlara kaporası verildi. Bunlar artık sahiplerine gitmeyi bekliyor. Nasip olursa inşallah. Boncuk boncuk bebişlerimizi şöyle gösterelim yeni kasamızda. Halamdan aldığım kasamız. Bilmiyorum daha geri verir miyim ama sanmam. Böyle hoşuma gitti benim. Böyle yumurta toplar gibi yavru toparlıyoruz. Boncuklar boncuklar. Tiplere bak. Bunları işte yeni sahiplerine göndeririz. Bebeklerimiz büyüdüğünde böyle uysal oluyorlar. Ele alışık oluyorlar. Asla ısırmıyorlar. Bu şekilde bebişlerimizi yeni sahiplerine göndereceğiz inşallah. Bu da galiba Kemal Bey'e gidiyordu. Yine şu bebekle bakayım. Aynen bununla beraber. Bu yavruyla da şu mavi aynı yere gidiyor. İşte bu yavruyla da şuradaki yine aynı yere giden bebekler. Şimdi bunları bir koyalım bakalım yerlerine. Şimdi ise buradaki yuvamızı patlattık. Yavrularımızı göstereceğim. Şimdi burada bir tane çek yavru tespit ettim. Şu. Belki daha başka da çıkar bilemiyorum. Bakın görüyor musunuz? Beyazlı siyahlı çıkıyor şuralarına. Rainbow yavru böyle gelmez. Bu bir çek yavru. Bilezik kaçmış numarası bir saniye. 28 numaralı. Yani ortalama bir 30 tane falan bilezik taktık. 30-31 tane. Bir kısmı rezerve edildi. Bir kısmını kendime ayıracağım. Bir kısmını da size vereceğim işte daha kalanlar var. Bu yavru çek. Şu anda ayıramam zaten. Cinsiyet belli değil gördüğünüz üzere. Diğerleri de rainbow bebekler muhtemelen. Çünkü onların daha renkler belli. Şu mesela rainbow. Diğer geri kalanlar henüz belli değil. Şu çek olabilir. Gözleri çünkü rainbowların böyle gelmez. Bunlar da 11 numaranın baktığı bebekler. Bu arada bunlar rezerveye açık değil bilginiz olsun. Şu an için değil yani renklensinler öyle. Şimdi yuvalıklar posta posta gidiyor boylandırma olduğu için. Hemen buraya geliyorum. Çünkü onlardan sonra posta bunlar gelecek ve bunlar rezerveye bunlardan sonra açılacak. Bunları da en son göstereceğim. Evet bizim arsız bağırıyor yine. Kur yapıyor dişiye. Şu dişi bir ikna etse gerçekten yani dalda tarlaları feda olsun buna. Keşke bir ikna etse çünkü çok istiyorum öyle bir eşleme. Evet burada da bebeklerimiz yine büyüyor. Bakayım çek bebek burada mıydı? Bir tane daha tespit ettim ki aynen burada. Bakın diğer onun da büyüğü çek bebek görüyor musunuz? Kanatları beyazlı beyazlı geliyor. Hiçbir rainbow'un bu şekilde rengi gelmez. Bu bebekleri de koymayalım ya. Bir daha uğraşmayalım. Burada gösterdik madem. Konseptin şeyini unutunca. Gördüğünüz üzere gayet bunlar rainbow olduklarını belli eden kuşlar. Bakın şurada bir tane daha bebiş var. Bunu ben kendime ayırırım. Dişi erkek fark etmez. Bana her yuvadan bir iki tane yavru olsa yetiyor zaten. Evet bunlar da böyle. Bunlar da 20 numaranın bebekleri. Tabii arada ortaya karışıklar var. Bilezikleri takıldığı için sıkıntı yok. Hoppa hemen bunu da bir koyalım. Şunlar var. Çok ufak bebekleri var. Hemen onları da göstereyim. Onları yuvalıkta göstereceğim. Çünkü bebekler çok çok ufak. Aa yok değilmiş. Ha bu o değil. 22'likler ufaktı. Evet bunları da böyle göstereyim arkadaşlar. Bunun yavru sayısını biraz azalttım. Paylaştırınca biraz azaldı bunlar da. Bakın bilezikleri falan duruyor mu? İyi duruyor. Kaçan göçen yok. Bunlar da yine aynı şekilde 20 numarayla beraber renklenip rezerveye açılacak postadan. O yüzden diyorum önden rezerve ettirmek isteyenler varsa bundan sonra göstereceğim bebekleri zaten görünce anlayacaksınız. Rezerve etmek isteyenler için numarayı yazabilirsiniz. 550-51-083-4150. Bunu hemen koyuyorum yuvasına. Biliyorum çok hızlı geçiyorum ama hemen şu bebeklerimi şuraya bir alalım. Evet baba kuşu da kaçırdık arkada uçuyor. Şimdi arkadaşlar tek tek tanıtacağım. Bu kuş mor violet erkek bunu biri rezerve etmek istiyordu. Eğer ki bu videoyu siz izlerken rezerve etmiş olursa veremem bilginiz olsun. Gördüğünüz üzere mor violet erkeğimiz atıyorum. Burada bir tane turkuazım var. Bunu kendime ayırma ihtimali var. Yani su yeşili gördüğünüz üzere. Kendime de ayırabilirim. Yani bu bende kalabilir. Onu da söyleyeyim.
Çünkü öyle bir kuş bende hiç yok. Bu bende kalıyor. Bunu ben kendime ayırdım. Çünkü böyle bir dişim eksikti. Geçen ölen dişim. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Elimde kuyruk kaldırıyordu. Dişim maalesef ölmüştü. Bu onun yavrularından. Bende kalmak zorunda. Yani bunu normalde o dişim yaşasaydı verebilirdim ama maalesef şu anda yaşamıyor. Az önceki turkuazın bir büyüğü almak isteyene onu da verebilirim. Kalırsa çok memnun olurum ama almak isteyen olursa da veririm. Problem yok. Yani ikisinden birini bir şekilde ayıracağım kendime. Burada görmüş olduğunuz bu bebişimiz ise açık mavi renkte, temiz kanat bir bebek. Bu da yine aynı şekilde bende de kalabilir, gönderebilirim, hiç fark etmiyor. Bunun cinsiyeti arkadaşlar dişi. Turkuazlar erkek, şu erkek dediğim gibi rezerv olabilir, bu da zaten bende. Yine bunun da cinsiyetinin dişi olma bakayım, yo erkek bu. Bu da gördüğünüz üzere sarılı, vücudu su yeşili geliyor. Gri kanatlı olacağı için biraz da böyle maviler morlar vücudunda olacak. Çıkmayı beklediği için şu anda belli değil. Bu da erkek. Yani vücudu gördüğünüz üzere şöyle göstermiyor değişik sıpası. Bakın mavili geliyor gördünüz mü? Tamam bunları da bir atalım hemen. Burada da daha miniklerimiz var. Minişler ordusu. Bakın bu dişi. Dişim çok yok bilmiyorum fark ettiniz mi? O yüzden dişi rezerve ettirmek isteyenler için yani tek tük dişiler var arada kaçırmayın. Bu da mesela violet. Şimdi kardeşini ayırdığım için diğer violeti verebiliyorum. Onda sıkıntı yok. Yine aynı şekilde burada bebeğim var ama dediğim gibi daha hiçbir şey belli değil maalesef. Yani yeni yeni tüyleri uzuyor. Mavili, turkuazlı bir şeye geliyor. Benim biraz daha yani net ayıracağım yavrular var. Onlar dışında eğer ki kalırsa da bende kalır. Bakın bu da mavili gelen diğer bir bebeğimiz. Erkek herhalde de daha net değil bu. O yüzden bunu biraz bekletiyorum. Bu da son bebek. Maşallah kursak mursak dolu. Bu da yine turkuazlardan geliyor. Renkler çok güzel. Erkek gibi duruyor ama son dakika golü atabilir. Bu yavru için de temkinli olunması rica olunur. Yani benden isteyecekler için. Burası daha henüz rezerve değil ama yani buradan rezerve etmek isteyenler için açığım şu an. Buradakilerden rezerve edebilirsiniz. Burada da et parçaları var. Hemen göstereyim. Bakın bütün yumurtaları buraya attım. İki tane yumurta çatlatmış. Onlar çıkacak. Et parçalarını buraya koydum. Buradaki büyükler ezmesin küçükleri diye de aldım onları. Az önceki çeklerin olduğu yuvaya koydum. Buna biz boylandırma diyoruz. Daha öncesinde videosunu çekmiştim bilmeyen arkadaşlar için izleyebilirler. Bu duruma çok kızan tepki gösterenler de var ama tepki göstermenize gerek yok. Yavruların ölümünü bu şekilde engelliyoruz. Bunu sadece muhabbetçiler değil sultancılar da yapıyor bu arada. Onu da belirteyim. Şimdi bir babamız kaçtı biliyorsunuz. Nereye kaçtı? Kafesin tepesinden dolanıyor. Ha bak orada. Hemen yakalayalım onu. Evet, oğlumuza ait olduğu yere gönderdik. Vallahi en hızlı çektiğim videolardan biri oldu arkadaşlar. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Hatta yavaşlatıp bile izleyebilirsiniz çünkü bayağı hızlı şekilde anlattım. Şimdi ilerleyen günlerde şunu da söylemeliyim. Biliyorsunuz ki Sultan'daki durumlar biraz daha böyle hani zor muhabbete göre. Bunu da şöyle açıklayabilirim. Şimdi ilerleyen günlerde elime birkaç takım geçebilir yine. Bu arada bizimki yine deli deli kuru yapıyor. Ağzına tüy gitti az önce. Gördüm onu çıkartmaya çalışıyordu. Tik gibi bir şey kaldı. Bak nasıl ısık çalıyor bakın. Bu sesi o çıkartıyor ısılığı. Yani inanılmaz bir çağrı ya valla. Takımları söylüyordum. Hazır telefonda %5 kaldı. Vallahi kapanacak. Arkadaşlar şimdi şöyle ilerleyen günlerde hani olur da ev üretimi birkaç takım denk gelirse ki gelme ihtimali de var. Birkaç kişiyle konuştum. Bu takımları getirdiğimde sizlere verebilirim. Yani ben kendim üretim için yani alır mıyım bilmiyorum ama dediğim gibi genelde hani böyle kuş güzel denk gelirse ev üretimi temiz benim ihtiyacım olmayan kuşlar onları da ilana koyabilirim. Çünkü genelde eş dost tanıdıktan gelen kuşlar bazen olabiliyor halamın tanıdıklarından. Onları da dediğim gibi sizlere ilan açabilirim. Bu konuda da takipte olmanızı rica ediyorum isteyenler için. Muhabbet değil de sultanlarda muhtemelen denk gelecektir. Bunun haricinde de inşallah sultanlarda sistemi oturtturmak biraz zor. Muhabbetteki gibi değil biliyorsunuz. Onu da oturttuktan sonra muhabbetteki gibi yuvaların dolu olduğunu sizler de göreceksiniz. Sultan'da kendi yavrumuzu almadan sistemi oturtturmak dediğim gibi çok zor. Biz şu an zoru başarmaya çalışıyoruz. Yetişkin kuşu bir yere adapte edip düzenli yavrusunu almak. İşte hem de istediğimiz renklerde, istediğimiz mutasyonlarla full çalışsın istemek biraz aslına bakarsanız
fazlasını istemek oluyor. Biz onu istiyoruz şu anda. Onu yapmaya çalışırken de inanılmaz bir efor sarf ediyoruz. Çok inanılmaz bir zaman gidiyor. Bu süreçte dediğim gibi birazcık bize uğraşı gerektirdiği için sizlerden birazcık sabır rica ettik. İnşallah bunların meyvesini ilerleyen günlerde alacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.